Evet, merhaba arkadaşlar. Size oynadığım ve modlamış olduğum bir oyunu göstereceğim. Normalde bu oyun Command and Conquer General Zero R diye geçiyor. Normalde pek çok modu var ama ben kendim sadece Zero R'da işte lazer mod, lazer generali kendim modlayarak Türkiye moduna çevirdim. Normalde Türkiye modları da var ama onlar çok kasıyor. Tam istediğim verimi alamıyorum ondan. Mesela burada ana binamız Türkiye Cumhuriyeti Meclis binası, gördüğünüz gibi burası bizim meclis binamız. Gördüğünüz gibi yine tank binamız var burada. Ben daha çok hava kuvvetlerini sevdiğimden hava kuvvetlerini modelledim. Bu arada tanklarımızdan tabii Abraham tankı da var burada. Ama burada güzel olan taraf Kobra zırhlı aracımız var. Mesela Kobra zırhlı aracımızı buraya yüklemeye çalıştım. Lazer savunması yaptırdım. Pek Türk savunma sistemlerini yüklememiştim o zaman. Bunu çok eski zamanda yapmıştım. Bakın geliştirme binası bizim Ankara'da bulunan Genelkurmay Başkanlığımızın binasını yapmıştım. İnternetten bulduğum Genelkurmay Başkanlığı modelinde bayrak tam yükleyemedim çünkü Türkçe karakterle yazılmış. Türkiye diye yazıldığı için onu yükleyemedim. Türkiye olsaydı belki olabilirdi. Peki burada ne modladım? Uçaklar. Mesela burada fazla uçak yoktu. Buraya Türk F-16'sı ekledim. Bakın renklerden de göreceksiniz. Türk F-16 uçağının renkleriyle, sembolleriyle var. F-22 Raptor'ı tuttum aynı şekilde. F-18 var. Gördüğünüz gibi F-18 var. Bu F-18 yoktu normalde. Onu ekledik. Başka ne var? F-35 yoktu. Türk F-35'i vardı 6 tane. Onların kaplamasını yaparak F-35 uçağı ekledim. Başka ne yaptık? Tabii Rus uçakları da ekleyeyim dedim. Normalde bunlar da yoktu. Su-35'ler ekledim. Bir de Su-57'ler ekledik. Bunlar da bizim uçaklarımız oldu. Bir de Çinlilerin uçaklarından hem Rus uçağı hem Çin uçağı J-10'ları ekledim. Bir de şeyler vardı. MiG-29'lar vardı. Onları eklemeye çalıştım. Sadece size bunları göstereceğim. Çok uzun bir video olmayacak. Bakın burada bize saldıran El-Kaide veya ne diyebiliriz bunlara? IŞİD işte militanlarının saldırısını görüyorsunuz. Şimdi buraya uçaklarla müdahale edeceğiz. Benim burada yani uçakların savaşından hoşlanıyorum. Tabii bu oyunda arkadaşlar bu oyunda bakın Scud füzeleri geliyor. Yani buna İran da diyebilirsiniz. Bu oyunda tabii ki şeyler var. Ne var? Benzin depoları. Neydi bunların adları? Petrol rafineleri var. Oradan bakın buraları ele geçiren paralar kazanıyor falan. Tabii burada atak helikopterini yapmaya çalışıp yüklemeye çalıştım ama biraz kobradan bozma olduğu için tam olmadı. Ama bunu buraya koyalım. Şimdi bakalım nelerimiz var. Mesela Su-35'leri koyalım savunma olarak. Gelenleri vursunlar. Şu anda bakın MiG-29'larla J-10'lar Çin uçakları burada bekliyor. Yani geniş tuttum şeyi. Su-57'leri de koyalım. Biraz burası karışsın. Biraz kasabilir ama en azından görmüş oluruz. Ekran oyun kayıt programı bulamadığım için daha doğrusu buldum ama siyah ekran verdiği için bu görmüş olduğunuz telefonla çekiyorum şu anda ekrandan. Evet, şöyle koyalım bakalım. Burası birazdan karışacak. Evet, hemen bakın F-35 bu arada bakın hepsi yuvarlağa küçükken F-35'in alanını büyük yaptık. Çünkü o uzaktan görebiliyordu bakın. Onunki daha geniş. Tam böyle. Bunlarınki daha dar. Bu arada F-16 bakın yer saldırısı yapıyor. Çok uzun yapmıyor. Evet, şunları bir durduralım. Bir yere saldırı yapalım mesela. Evet, mesela F-16 ile bir hedefi vurmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi şurada hava savunma sistemleri olan uçak şeyler var. Bunlar çok tehlikeli olanlar. Bunları vurmaya çalışalım uzaktan. Bunları takip etmemiz lazım biraz. O bizim helikopteri vuracak onlar. Kaçıralım. Evet. Şimdi F-16 ile onları vurmaya çalışacağız. Ağır bombardıman. F-16'yı yere vurucu ağır bombardıman uçağı olarak tasarladım. Şuraya bakın resmini falan koymuştum. Tam göbekten vuralım ve bunların hepsi coşsun burada. Bakalım vurabilecek miyiz? F-16 kalktı. F-16 gidiyor.
ve F-16 bombayı bıraktı. Gördüğünüz gibi büyük bir bomba attı ve hepsi gitti. Evet, tabii bunun özelliği böyle değildi. Ben F-16'yı tek bomba atıp böyle her yeri patlatabilecek şekilde getirdim. Şu anda bizim F-16'mız da işte yükleniyor. Harbi hazırlığı çok yüksek. 2 dakikada harbi hazırlanıyor. Evet, şimdi mesela tam şuraya onların bakın siperleri var. Siperlere çakalım bir tane. F-16'mız gidiyor. Çok hızlı. Şu anda süpersoniğe geçti herhalde. Ark yakıcı mı kullanıyor? Aha, vuramadı. Bakın. Demek ki hedefleme sistemi yok. Şu anda Türkiye'deki F-16'larda var ama bu. Bu sadece güdümlü bomba attı. Evet, burayı biraz karıştıralım. Burada uçaklar birbirini yesin. Uçaklar saldırsın buraya. Bakın. İlk Su-57 ile Su-35'ler geldi. Of. Savaş çok büyük. Ben bunu 2000 yılından beri oynuyorum arkadaşlar. Hani kendim modlayarak, kendim bir şeyler ekleyerek oynuyorum. Bu arada bunda mesela helikopter olarak, hani taşıyıcı helikopter olarak şu vardı. Neydi bunun adı? Unuttum ama Amerikalıların işte Chinook'u, evet. Bu vardı ama ben bunu beğenmedim. Ben savaşçı dizisini izliyordum. Orada işte özel bordo verilerin kullandığı Sikorsky helikopteri vardı. Bu şekildeydi. Birebir onun kopyasını koydum. Bir de artık ortaya bir tane bakın Ay Yıldız koyduk. Mesela diyelim ki bütün işte radarı Göktürk uydusuyla radarı açalım bakalım. Burada bakın sağda solda giremezsiniz buraya bu uçakla. Peki ne yapabiliriz? Şuraya saldıracağız diyelim. Hadi bir ekip oluşturalım ve saldıralım. Şuradan bir sniper alalım. Sonra yok edici alalım. Bir tane de bina ele geçirici kadın alalım ve onlarla gizli bir operasyona başlayalım. Evet. Bu da burada dursun. Birazdan saldıracağız. Bu arada bakın tanklarla saldırıyorlar. Burada iyi bir savunma hattı kurduğumuz için buraya geçemiyorlar. Evet. Petrol rafinerisini vurmaya çalışıyor. Yine bizim F-35. Çünkü onu görüş açısı daha fazla olduğu için. Sen çekil oradan F-35. F-35'i ne yapalım? Tam şöyle şuraya koyalım. Su-57 de iyi çakıyor. Of. Su-35 ile F-18 beraber savaşıyor. Aynı Mısır ordusuna benzedi. Mısır ordusu da her yerden aldığı uçaklar vardır. Çeşitlidir. Ama birlikte savaşma kabiliyeti fazla yoktur. Evet. Şimdi bu kadınla geldi. Birazdan saldırıya geçeceğiz. Evet. Şimdi hedefe doğru yaklaşıyoruz. Birkaç tane daha sniper bulalım. Sniper'la şu sınırdaki elemanları yok edeceğiz. Komandoyla da patlatacağız. Evet. Güzel. Evet, artık operasyon başlıyor. İlerleyelim dostum. Ama gizli ilerlememiz lazım. Bizi kimse görmemesi lazım. Evet, bakın şuradayız. Sol altta gözüküyor nerede olduğumuz. Gizlice onların bölgesine yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi bizim kılıç timi harekete geçti. Burada bizi vurabilirlerdi. Buradaki savunma araçlarını yok ettiğimiz için rahatız. Bu arada petrol rafinerilerinden 2 tanesini alalım. Bize para kazandırsın. Evet, şu bayan hacker rafinerileri hackleyebiliyor. Tabi bu bayan hackliyor ama bunu korumamız lazım. Bunu öldürebiliyorlar. O zaman hackleyemiyor. Evet. Hack başladı. Kılıç timi ele geçirmeye başladı. Evet, adamlar bakın hala saldırıyor tanklarıyla birlikte. Bunlar bildiğimiz El-Kaide tankları.
Evet, hemen alalım. Operasyona devam ediyoruz. Bakın şuradan iki tane rafineriyi aldık. Tabii onlara fazla yaklaşmamalıyız. Bu arada adamlarda fazla asker görmüyorsunuz çünkü şu aralar sniperlar yerleştirdik. Bunların içinden çıkan ölüm timleri, roketçileri falan öldürüyor bunlar. Sadece arabalar yani tanklarla zırhlı araçlar geliyor. Onları da buradaki neler yok ediyor? Uçaklar yok ediyor. Oo, uçaklar rütbe almış. Demek ki iyi savaşıyorlar. Sukut füzelerini yok ediyorlar yaklaşan bakın. F-35 fena. F-35'in özelliklerini onun gerçeğine göre ayarladım. Normalde böyle özellikler yoktu. Evet sniper gel bakalım. Sniper sen şuraya saldır. Bir şuraya geç. Sen buna saldır. Sen buraya geç. Şuna saldır. Evet sen de buraya geç. Buna saldır. Komando saldır. Buraya tanklarla da gelebilirdik. Ama stratejik saldırmak lazım. Evet, patlat. Counter'da 5'in 1'i diye bir silah vardı. Onun gibi bir silah kullanıyor bu komando. Komandomuzda şu anda rütbe yok. Ama birazdan rütbe atlamaya başlar. Evet, bizi vuruyorlar. Sniperlar, vurun şunları. Eyvah, yaralandık. Of, öldük. Neyse. Bunun daha güzellerini gösteriyorlar zaten. Ben size burada sadece neyi göstermek istedim? Kendi yapmış olduğum modu göstermek istedim. Böyle bir modumuz var arkadaşlar. Tabii ben bunları saldırmak istediğimde önce para binalarını, para kazandığı yerleri yok ediyor. Yani hiç para kazanamayınca askerleri az çıkarmaya başlıyorlar. Sonra buraya yavaş yavaş adam indirerek binaları tek tek ele geçiriyorum. Yok etmeden ele geçirmeye çalışıyorum. Böyle daha güzel oluyor. Gerçek bir işgal gibi. Yani Türk taktiği gibi. İstersek güm güm yok edebiliriz. Ama biz yok etmek istemiyoruz. Düzgün bir şekilde binaları ele geçirmek istiyoruz. Evet. Burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin maketlerini yapmak isterseniz kanalımızda maketlerin planları ve yapımı mevcuttur. Görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi, aşağıda yorum bırakmayı ve Süleyman Pehlivan YouTube kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Bedava maketler hem de Türk Silahlı Kuvvetleri maketleri hepsi burada. Savaş gemileri, savaş uçakları, zırhlı araçlar, tank ve helikopterler. Akıncı ve Kızıl Elma. Ve dahası için ne duruyorsun? Hadi beğen, yorum at ve abone ol. Merhaba arkadaşlar. Kısaca size maketleri nasıl yapacağınızla ilgili yönlendirme vereceğim. Evet, kanalımıza girdiğimizde video listeleri var. Burada tüm maketler video listesi var. Buradan baktığınızda maket videodan hepsini göremezsiniz. Tüm maketlerin yanında tümünü oynat seçeneği var. Ona tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi tüm maketlerin listesi vardır. Buradaki videolar her maketin nasıl yapılacağını anlatmaktadır. Bir tane maket seçelim. Mesela F4 maketi nasıl yapılır videosu var. Tıkladık. Evet, tıkladığımızda bakın 58 dakikalık maketin nasıl yapılacağını anlatan videomuz var. Peki planını nasıl çıktı alacaksınız? Her videonun açıklama kısmına baktığınızda arkadaşlar bakın maketin planları diye maket planları mevcuttur. Mesela maketin planları için buraya tıkladığınızda maketin planları açılmaktadır. Gördüğünüz gibi şu anda F4 açtık. F4 uçağının maketinin planları. Bunları herhangi bir yerden yazdırdığınızda kesip yapıştırarak buradaki videoları takip ederek Türk Silahlı Kuvvetleri aracının maketini yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video işinizi görmüştür.